Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a salatu selam Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın üzerine olsun. Amin. İmam Nebevi'den, Riyazu Salihin'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz, işleyeceğimiz hadis, sıdk, doğruluk, doğru sözlük üzere. İmam Nebevi bu konu üzerinde de toplamış hadisleri. Kendisinin derç ettiği, bir araya getirmiş olduğu kitap, o zamanki toplumun sıkıntılarına binaen bir araya toplanmış hadislerdir. Yani oturup da kendisi hadis yazmamıştır. Bu yanlış anlaşılmasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o anki, o gün toplumda neye ihtiyaç varsa ona binaen onları hatırlatmak üzere, yani adetimiz sünnet olsun şiarıyla yola çıkarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın toplumun yarayan kanalarına merhem olmak üzere bu hadisleri bir araya getirmiştir. Kendisinin seçmiş olduğu ayet Tevbe suresinin 119. ayeti şöyle buyuruyor Allahu Teala: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu tekullaha ve kunu ma'as-sadikin." Sadakallahul azim. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Evet. Şimdi kavramlara bakmak lazım. Sıdk diye bir kavramdan bahsedeceğiz. Maalesef günümüzde kavramların artık içi boşaltıldı. Herkes kendi anladığını kavramlaştırmaya başladı. Yani çok var bunun örneği değil mi? Mesela tasavvuf olsun, tarikat olsun, İslam olsun, her şey. İnsanlar kendi anladıklarını kavramlaştırmaya başladılar. Ama kelimelerin bir literatür anlamı, bir de ıslah kullanım anlamı vardır. Bunlar bizim hayatımızdan uzaklaşmaya başladı. Böyle olunca da ne oldu? Zihin atlasımız daralmaya başladı. Sıdk, niyette dürüstlülük, söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olmasıdır. Yani şimdi sıddıklardan bahsetti ayet ama sadece sözde doğru olmak değil, özde doğru olmak, niyette doğru olmak da, ve bunlara da değinecek şimdi. Biz hep mesela doğru sözlü olmaktan bahsediyoruz ama doğru olmaktan, dürüst olmaktan sanki bunlardan sorumlu değilmişçesine sadece sözde doğru olacakmışız gibi kendimizi kayıtlayıp sınırlandırıyoruz. Yani doğru sözde olmak demek, sözü özü bir ol demek. Kur'an-ı Kerim'de de mecazi anlamlar olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de sıdık kelimesi, yani doğruluk, dürüstlük 15 ayette geçmekte. Kitabımız Kur'an, bunu bilmemiz lazım ne kadar geçtiğini. Yani çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bize rehber olarak gönderdi. Rehber ne demek? Amiyane. Bize yol gösterici demek. Kelamullah da Allah'ın mübini. Kur'an-ı Kerim'e sarılırsak kurtuluşa ereceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'de de 15 yerde sıdık kelimesinden bahsediyor Allah-u Teala. Zümer suresinin 32. ve 33. ayetlerinde ise bir ismi de Kur'an-ı Kerim'in sıdık olarak orada da o şekilde Allah-u Teala bizlere bildiriyor. Şimdi sıdkı az çok anladık. Konuşmakta, özde, sözde doğru olmak diye bahsetti. Sıdkın da çeşitleri var. İslam uleması başta olmak üzere Gazali de bu tasnifi yapmış. Yani sıdk, tamam ne olduğunu öğrendik ama sıdk neleri kapsar? Nelerin içerisinde sıdk bulunur? İlk olarak konuşmada sıdk demişler. Yani konuşmada doğru olmak. Söylenen her sözün dini ve toplumsal bir zarara yol açmadıkça gerçeği yansıtması, verilen her sözün yerine getirilmesi. Birinci olarak bundan bahsediliyor. Şimdi dini ve topluma bir zarar açmamasından bahsetti. Şimdi bazen yeri geliyor, yalanın da caiz olduğu yerler oluyor. Şimdi her söylediğimiz hak olacak ama her hakkı da söylemeye bizim hakkımız yok. Bunu da unutmayacağız. Ve bunların bazı belli başlı yerleri var. Mesela hadislere baktığımız zaman sadece karı koca arasındaki geçimsizlikleri gidermek, savaşta düşmana üstün gelmek, değil mi? Savaş çünkü bir hiledir, aldatmadır. Çünkü orada her şey mübahtır. Ve insanlar arasında barışı sağlamak niyetiyle bazı durumlarda yalan söyleneceği bildirilmiştir. Ancak suistimal edilmeden, şimdi bu yani gayrimeşru şeyleri yapıp da bunları işte karı kocanın arası bozulmasın gibisinden değil yani. Bazı şeylerde, ufak tefek şeylerde, hadislerde rivayetler var bu konuyla ilgili. Birincisi sıdk, yani sözde doğru olmak. İkincisi niyet ve iradede doğru olmak. Sıdk, niyet ve iradede. Bir kimsenin sözünde doğru olması yanında iç dünyasında da dürüst olması gerekmektedir ki bu da tutarlı olmak.
Yani sözde doğru oluyoruz ama niyetimizde de doğru olmakla mükellefiz. Bunun en güzel hadisi İnna Allaha la yanzuru ila ecsamikum ve la ila suvarikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve ila amalikum. Allah sizin bedenlerinize, şekillerinize, mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar. Yani dış görünüşe değil, bizim içeriğimize bakar. Yine Gazali'ye göre ise bir kimsenin amacı gerçek. Amacı gerçek. Niyeti doğru olursa, iradesi de hayra yönelirse o zaman kişi sadık olur diyor. Yine buna göre yani bir kimse diliyle Allah'a yöneldim, ben Allah'a kul oldum, Allah'ın kuluyum der, yalnız sana kulluk ederim derken kalbi Allah'tan başka şeylerle meşgul olursa o sıddık değildir diyor. Yani niyetimiz ilk önce bu minvalde olacak. Ağzımızdan çıkan söz bu tarafa meyledecek. Kalbimiz de Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu o niyet kaymasına engel olmak üzere sıdk üzere olacak. İşte o zaman sıdk, o zaman kişi ne oluyor? Niyette de tutarlı oluyor. Sadece dil ile yetmiyor. Yine ne demişler İslam büyükleri? Gerçek kul varlığının nefsine değil Mevlasına adayandır. Bu da sıddıkların ta kendisidir. Yani nefislik değil, tabiri caizse Allah'lık olmak kişiyi sıddıklardan bir araya getirir. Çünkü hadis-i şerifte baktığımız zaman değil mi? Doğru dürüst tüccarların sıddıklarla, şehitlerle birlikte haşrolunacağından bahsediyor. Yani direkt cennete gidecek bu grup. Yani şehitlerin yanında. Yani Allahu Teala şehit dediğimiz değil mi? Hakiki manada şehit vefat edecek, huzur-u mahşere getirilecek. Allahu Teala'yı görecek. Cemalullah ile müşerref olacak. Kendisine sorulacak. Rabbi Rahim soracak. Var mı benden bir dileğin? Ne diyecek? Ya Rabbi, beni bir daha dünyaya gönder. Ben bir daha şehit olayım. Çünkü niye? Bir daha Rabbini görmek isteyecek. Yani ulaşabilecek en büyük nimet o. Yani unutuyoruz değil mi? Mesela geçen bir hadis okudum. Edeb-ül Müfred'de geçiyor. Allahümme e'inni ala zikrik ve şükrik ve husni ibadetik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında çok güzel formalize etmiş. Üç şey. Allah'ım bana yardım et. Hangi konuda? Seni zikretme konusunda, şükretme konusunda, ibadetlerimi güzel yapma konusunda. İşte bu üç şeyden ibaret dünya. Çünkü günlük hayat çok meşguliyetlerle geçiyor. Herkesin bir türlü uğraşı var. İşi olsun, eşi olsun, dostu olsun, yarın programı var, askere gidecek olan var, düğün yapacak olan var, borç ödeyecek olan var, sabah kalktığı zaman maaşını... Herkesin bir uğraşı var. Bu uğraş içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı dua çok güzel. Allah'ım bana yardım et. Allahümme e'inni ala zikrik. Seni hatırlamada. Zikir demek hatırlamaktır. Ve şükrik, sana şükretmede. Ve husne ibadetik. Ve ibadetlerimi güzel şekilde yapma. Üç formülden ibaret. Yine karar vermede sıdk ver diyor. Yani şimdi tamam. Sözümüzde özümüzde bir olduk. Tutarlı olduk. Şimdi karar vermede sıdk var. Yani niyet artık sabit olduktan sonra vermiş olduğumuz niyetin üzerine artık kararımıza sabit olmamız lazım. Kararında da durduğumuz zaman Allah'ın izniyle işte İmam Gazali'nin tabirine göre sıddıklardan olmaya doğru gidiyorsun. Ve yine amelde de sıdk. Yani sadece dil ile değil, sadece niyet ile değil, sadece tutarlı oldun, karar verdin ama bunun göstergesi nedir? Ameldir. Yani ben Müslümanım demek, Müslümanca yaşayacağım demektir. Bunun da göstergeleri vardır, değil mi? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, Allah'a inanmak, anne babaya iyilikte bulunmak. Bak bunlar Müslümanlığın getirileri. Yani sadece dil ile söylemek yeterli olmuyor. Göstermek lazım, yapmak lazım. Ne için? Çünkü iddia diyoruz. Biz iddia makamıysak ettiğimiz iddianın arkasında durmamız lazım. Ve son olarak da İmam Gazali diyor ki dini ve manevi hallerde de sıdk. Yani özellikle tasavvufta değil mi? Kulun Allah'a saygı ve bağlılığını gösteren havf, değil mi? Korku, reca, ümit, tazim, züht, rıza, tevekkül, muhabbet gibi manevi hallerdeki doğruluk ve samimiyeti sıdkın en ileri derecesine ulaştırır diyor. Çünkü niye? Tasavvufta bir sürü haller olabilir. Orada da sıdıktan ayrılmayacaksın, doğruluktan ayrılmayacaksın. Şimdi adam rüya gördüm der, görmemiştir. Halbuki görmediğim rüyayı gördüm diye anlatmak da yalandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurdu. Hem de yalanın büyüklerindendir. Görmediği şeyi gördüm diye anlatmak. Sadece rüya olarak anlatmayalım bunu yani. Yalan söylemekten bahsediyor. Hasılı kelam sıdk ne demektir? Genel olarak yani baktığımız zaman dünyanın her halinde, bollukta, zenginlikte, fakirlikte, elemde, lezzette, acı tatlı her durumda kalbin istikamet üzere olmasıdır. İşte sıdk bu demek tam anlamıyla.
Her anda. Sadece dar anlamda değil yani. Şimdi bu konuyla ilgili, şimdi sıddıklardan bahsettik. Ayet-i kerimedeki sıddık kavramına baktık. Ve şimdi hadis-i şerife geldik. İmam Nevevi'nin seçmiş olduğu hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İnne sıdka yehdi ilel bir. Ve innel birre yehdi ilel cenne. Ve innel raculu la yasduku hatta yuktabu indallahi sıddika. Ve innel kezibe yehdi ilel fucuri. Ve innel fucura yehdi ilel nar. Ve innel raculu la yekzib hatta yuktabu indallahi kezzaba. Bak hadis çok açık ve net. Abdullah İbni Mesud anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. Yani insan ne ile meşgul olursa oraya doğru meyleder. Kalbi ona doğru yönelir. Yani sen sabahtan akşama kadar sadece iş üzere kafanı yorarsan, bedenini yorarsan hep bundan sonra iş üzerine hareket edersin. Neye iştigal edersen, neyle meşgul olursa artık o tarafa doğru yönelmeye başlarsın. Bu da onu bahsediyor. Yani sözde ve işinde doğru olursan bundan sonra hayra yönelirsin diyor. Ve diyor ki hayra yönelecek ya o da iyiliktir. İyilik de kişiyi cennete iletecektir. Kişi doğru söyleye Allah katında sıddık. Yani çokça doğru söyleyen olarak yazılır. Ne kadar güzel bir müşte bak. Yani vefat edeceğiz. Allah'ın sevgili kulları geldiği zaman melekler arş-ı alaya seslenecekler. Ya Rabbi falan kulun geldi. Rabbi Rahim diyecek ki açın kapıları diyecek. Sıddık, Allah katında sıddık olabilmek kadar güzel bir nimet var mı? Bu dünyadaki bütün lezzetler geçici. Bu dünyadaki bütün lezzetler sadece birer taklitten ibaret. Yani hatta cennetlikler, cennetteki dünya nimetlerini görünce diyecekler ki aa biz bunları daha önce tatmıştık. Hayır, onlar sadece menbaaları, asılları cennette. Ve kişi doğru söyleye Allah katında sıddıklardan yazılacak. Bunun bir de zıttından bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir şeyi en iyi anlamak onun tersine bakmaktır aslında bir nevi. Yalancılık. Yalancılık da yoldan çıkmaya fücura sürükler. Fücur da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek haline getirdiğinde de Allah korusun Allah katında kezzap çokça yalancı olarak yazılır. Kim Allah katında kezzap olarak anılmak ister? O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu dil ile o kadar bizim uyarıyor ki dilimizi tutmak ile. Çünkü dil ile yapılan günahlar kolaydır. Nasıl kolaydır? Konuşursun çıkar. Yani bir para harcamazsın. Bedenini yormazsın. Dilin kemiği yok. Çıkar yani dil konuşur. O yüzden dilimize sahip çıkmamızdan bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Toplumu ifsad edecek bütün musibetler bu dille oluyor. Gıybet, iftira, dedikodu, yalan. Hepsi toplumda fitne çıkaracak şeyler. Değil mi? Allah korusun. Hepsi dil ile oluyor. Bak para vererek değil, konuştun çıktı ağzından. Ne yapıyorsun? Toplumu ifsad ediyorsun. Ve bu dürüstlükle ilgili ise sahabeden Süfyan Es-Sekafi radıyallahu anh kendisine gelerek ey Allah'ın Resulü, İslamiyet hakkında bana bir öğüt ver ki sizden sonra artık kimseye bir şey sormayayım. Yani bana öyle bir şey söyle ki ben ona tutunayım. Ondan sonra kimseye bir şey sormayayım dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Kul amentu billah sümme istakim. Allah'a inandım da sonra dost doğru ol. Değil mi? Yani Hud suresinin 112. ayeti var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor kendisi değil mi? Bir gecede diyor saçlarım simsiyahken bir gece saçlarım hepsi bembeyaz oldu. Bir gecede. Festeqim kema ümirt. Hud 112 bak. 112 bizim için acil bir numara değil mi? Canımı sıkıldığında diyorum. Ya başımıza bir şey geldiği zaman ilk arayacağımız 112. Müslümanın da darda kaldığı zaman, hataya düştüğü zaman aklına bu Hud 112 gelsin. Festeqim kema ümirt. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Yanlış yapamazsın. Bu ayeti aklına getirdiğin zaman Fahri Kainat Efendimizin saçları bir gecede beyazlıyorsa bizim artık nasıl bir tepkimeye girmemiz lazım? Bu ayeti unutmayalım. Bu ayet üzerine yaşayanlar çünkü Allah'ın rahmetine kazanacaklar. Allah'ın cemalullah ile cennetiyle müşerref olacaklar. Yine bizler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz değil mi? Bakın Efendimiz peygamber olmadan önce, bi'set gelmeden önce neyle meşhurdu? Muhammedül Emin'di değil mi? Hiç yalan söyledi mi? Ömrü ahirinde bir kere daha yalan söylemedi. Müşrikler Efendimiz'e ne dediler? Kahin dediler. Yani sen büyücüsün dediler, sihirbazsın dediler. Mecnun dediler, deli dediler, şair dediler. Bütün iftiraları attılar ama hiçbir zaman dönüp de demediler ki Muhammed yalancıdır demediler. Çünkü diyemezler.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o toplumda üstün kılan en önemli meziyetlerden bir tanesi de emin olmasıydı. Mesela toplumda karşılaştığımız bazı insanlar vardır. Gıpta ederiz. Ya ne kadar güzel delikanlı, işte herkese selam verir. Ya ne kadar güzel adam, namazlarını hiç eksik koymaz. Hoşumuza gider değil mi? Böyle iyi hasletler gördüğü zaman biz de gıpta ederiz. İşte bizim de bu gıpta edilecek hasletlerle donanmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin son peygamberiydi. Yani ahir zamanın ahir peygamberi. Kendisinden sonra bir peygamber gelmeyecek. Kendisi hiç yalan söylemedi. Ve ümmetine de yalan söylememeyi tavsiye etti. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Münafığın alameti üçtür. Bakın sadece münafıklık kalp ile olmuyor. Allah korusun. Yani münafıklar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında ne yapıyorlardı? Geliyorlardı Müslümanlarına, biz sizdeniz diyorlardı. Müslümanları terk ettikleri zaman diyorlardı ki ya biz bunlarla alay ediyoruz, dalga geçiyoruz diyorlardı. Bak münafığın alameti üçtür diyor Efendimiz. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz. Kendisine bir emanet verildiği zaman o emanete riayet etmez. Yani bazı şeylerle farkında olmadan Allah korusun münafıklık derecesine yaklaşabiliriz ki münafık cehennemde kafirden daha da aşağı. Kafir ondan daha iyi. Çünkü kafir ne diyor? Ben Allah'a inanmıyorum diyor. Zarar vermiyor çünkü. Safını belli ediyor. Ama münafık öyle değil. Bir senden gözüküyor, bir ondan gözüküyor. Her türlü İslam'a zarar veriyor. Bakın, temsil ettiğimiz makam çok önemli makam. İslam'ı temsil ediyoruz. Müslümanız. İnsanlar bize bakarak yapmış olduğumuz hal ve hareketten artık İslam'ı yargılıyorlar. Daha da büyük böyle. Hani bazen mesela diyoruz, amca sakal bırak. Ya diyor, hocam diyor, tutabilir miyim diyor. Arkadaş sen sakalı temsil edemeyeceğin korkusundasın ama Müslümansın. İslam'ı temsil etmeye kendini bu yola koymuşsun. Daha da büyük bir davan var. O yüzden yani bir şey ile süslendiysek onun hakkını vermemiz lazım. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor değil mi? Büyük günahları. Allah'a ortak koşmak, sihir büyü yapmak, haksız yere adam öldürmek, yetim malını gasp etmek, zina yapmak, savaştan kaçmak yani cihat meydanından kaçmak. İffetli, namuslu bir kadına iftira atmak, kazıp diyorlar bunu Allah korusun. Ve bunlardan bir tanesi de yalan söylemek. Yani biz bunları sayarken bazı şeyleri unutuyoruz. Ve yalan söylemek artık maalesef toplumumuzda böyle sıradan basit hale gelmiş. Bir de şey yapmışız, he, kendimizi meşrulaştırmak adına. Canım tatlı yalanlar bunlar, pembe yalan, toz pembe. Küçücük yalan, yani ne olur ki bundan? Allah korusun. Yani insanı Allah korusun büyük günaha sevk eder. Yani masiyette, küçük günahlarda ısrar adamı büyük günaha sevk eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, üç kere size büyük günahların en büyüğün ne olduğunu söyleyeyim mi dedi. Ashabıyla böyle oturuyor, anlatıyor. Ashabına dönüp diyor ki, üç defa size büyük günahların ne olduğunu söyleyeyim mi diyor. Sahabe-i kiram, buyur ya Resulallah, tabii ki de söyledi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak ve anne babaya saygısızlık, kötülük etmektir buyurdu. Bakın anne babaya isyan etmek bir yerde caizdir. O da seni dininden etmek istediği zaman. Bunlar bizim kendi kaynaklarımızda varit olan hadisler, ayet-i kerimeler. Kendi sözümüz değil yani. Anne baba demek yani öyle bir kalemde çizilip bir kalemde atılacak şey değil. Maalesef bugün bakıyoruz sosyal medyaya, televizyon programlarına. Ya anne baba çok sıradan bir hale geliyor. Bakın bir delikanlının birçok arkadaşı olabilir ama annesi babası bir tanedir. Anne baba arkadaşlık edilecek makam değildir. Anne baba, hele baba yani el ense edilecek adam değildir. Televizyonda nelerle karşılaşıyoruz? Annenin babanın toplumda da bir saygısı vardır. Evladın nezdinde de bir saygısı olmak zorunda. Sonra arkasına yaşlanmış haldeyken Efendimiz dayanıyormuş herhalde bir yere. Böyle hemen düzeliyor. Diyor ki dikkat edin. Bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmaktır diyor. Yalan söylemek ve yalancı şahitlik. Allah korusun. Çok ucuz bir duruma düşmüş değil mi? Şimdi sektör haline gelmiş. Parayı bastırıp adam yalancı şahitlik yapıyor. Ya alacağı taş çatlasın ne kadar büyük miktar olabilir ki? Ama ahiretini satıyor. Yani dünyasını ahireti için satıyor. Allah korusun. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu o kadar çok tekrarlıyor ki yalan şahitlik. Yalan söyle. Yalancı şahitlik, yalan söyle. Sahabe-i kiram diyor ki herhalde biz Efendimiz'i hiç susmayacak zannettik diyor. Çok tekrar etmesinin çok önemli olmasından dolayı ki işte günümüzde ikisi de çok yapılan şey. Yalan söylemek, yalancı şahitlik. Çok sıradan hale, çok basit bir hale geldi. Artık yani yapılan günahlarda şu aranmıyor ya. Şey diyor hani adam ya Allah affetsin işte
yanar çıkarız diyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, Yahudiler de aynı şeyi söylemişlerdi. Allah-u Teala da buyurdu ki قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا. Allah katından bir vaat mi aldınız? Hani 3-5 yıl yanacağınız, çıkacağınızın garantisini mi verdim size de Allah? Allah korusun yani. Kasten günah işlemek haramdır zaten. Kasten bile bile. Yani bile bile Allah'ın razı olmadı. He işledin de işledikten sonra hemen tövbe etmeye vaktinin var olacağını mı biliyorsun? Ettiğinde tövbenin kabul olacağını mı biliyorsun? İşlerken öldün Allah korusun. İşledin tövbe edemeden öldün Allah korusun. Ne uğruna? 3 günlük dünya uğruna. Mümin yalancı olur mu diye soruyorlar. Safvan İbni Süleym radıyallahu anh anlatıyor ki ey Allah'ın Resulü dedik. Mümin korkak olur mu? Evet buyurdu. Korkak bunlar da var yani. Cimri olur mu? Evet ya Resulallah. Sahabe diyor yani. Cimrisi de var yani. Peki yalancı olur mu? Efendimiz buyuruyor ki mümin her şeyi yapar ama yalan söylemez. Mümin yalan söylemez. Yani özet olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir vasiyetiyle bitirelim. Efendimiz buyuruyor ki sizi şu 6 hususta bana söz verin. Ben de sizin cennete gireceğinize kefil olayım. 6 şeyde bakın işte verebilirsek Efendimiz cennete girmemizde kefil olacak. Yani şefaat istiyoruz değil mi Efendimiz'den? Şefaat hak etmek için bir şeyler yapmak lazım. Şu 6 şeyi tutana diyor cennete girmesine kefil olurum. Efendimizin kefil olduğu kimse cennete girmemesi gibi bir durumu var mı? Yok. Sahabeler de tabii soruyorlar. Cennete girecek daha büyük müjde var mı ya? Yani Efendimizle birlikte olacaklar. Onların sevgisi ondan dolayı yani. Kalkacak Resulullah'ı görecek. Oturacak Resulullah'ı görecek. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah diyen sahabe bu. Böyle bir müjde bulmuş hiç geri durur mu? Hemen söyle ya Resulullah. Efendimiz buyurdular ki bir. Sizden biri konuştuğunda yalan söylemesin. Yalan konuşmasın. Ne olursa olsun yalan konuşmasın. 2. Söz verdiği zaman sözünü yerine getirsin. 3. Emanet edildiği zaman emanete hıyanet etmesin. Allah korusun. Şu 3 haslet artık çok sıradan bir hale geldi. Konuşurken yalan çok rahat söylenebiliyor. Emanet veriliyor ya kaybediyor. Ya işte telafi ederiz. Buluruz. Söz vermişti. Ya mesaj da atmıyor şimdi. Adam bekliyor saatlerce ya da ne üzerine anlaştıysa vakit gününü ona ayırmış. Sonra dönüp de demiyor ya işte ben sana söz vermiştim falan. Sıradan hale geldi birbirimizi atlatmak. Ama bakın bu 3 şey münafığın alametiydi. Bunun üzerine 3 şey daha var. Efendimiz diyor ki gözleri ile harama bakmaktan sakının. Gözler ile. Bakın Kur'an-ı Kerim'de çoğu Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeyler yapma olarak geçer ama zina için ve la takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın olarak geçer. Zinaya yaklaşmayın. Ayet-i Kerime'de buyuruyor değil mi? Nisa suresinde. Mümin erkeklere söyle, mümin kadınları gördükleri zaman gözlerini çevirsinler. Hocam bir bakıştan ne olur değil mi? Bir bakışla başlar hepsi. Allah korusun. Bir bakışla başlar. Efendimiz de buyuruyor. Haramdan gözü çevirmek. Hocam ne kadar bakacağız? Gördüğün gibi çevireceksin. Eğer senin de hanımın varsa, senin de çocuğun varsa, eğer senin de kızın varsa, biri onlara bakmasın istiyorsan sen de kimseye bakmayacaksın. Allah korusun. Biz namussuzluk yaparsak bizim de çoluğumuza çocuğumuza göz dikerler. Ve öyle bir hale gelmişiz ki aldatmanın adı şimdi metres olmuş. Maalesef yani üzülerek görüyoruz. Evli adam metresi var ya. Ne demek bu Allah korusun? Bunun adı apaçık düpedüz namussuzluk ya. Soruyor evli adam işte diyor şey yapabilir miyim diyor. Hani ben diyor mesela adam ya televizyonlarda görüyoruz. Evli kadına aşık oldum diyor. Allah korusun. Ne demek bu ya? Bu raddeye mi geldik? Televizyon dizilerine bakıyoruz. Hep bunun üzerine zaten. Evler zaten hep bir şeyleri çevirme peşinde. Bu kadar mı basit? Yani aile kurumu. Bu kadar mı namussuzluk basit oldu bizim örfümüzde, kültürümüzde, anneannemizde? Hani dine daha gelmedik. Kendi kültür toplumumuza bakalım yani. Kendi Türk kültürümüzde bu kadar mı rahattı namussuz olmak? Ve bir de hani bu basit gözüküyor yani. Canım ne olacak ki metres yapmış. Allah korusun. Yuva yıkıyor ya. Evde helali olan hanımı onu bekliyor. Ömrünü ona feda etmiş. Çoluğunu çocuğunu büyütmüş. Dışarıda bir gülücük alabilmek adına refikası dediği yol hayatını değil mi? Hayat arkadaşını ne yapıyor? Hıyanet ediyor. E sen böyle adam yani daha refikası dediği hanımına karşı verdiği sözde dürüst olamayan adam dinine karşı nasıl dürüst olacak? Allah korusun. Bunların adı namussuzluktur. Bunun bir hiçbir açıklaması yok yani. Zinadır. Allah açık açık demiş. Zinadır. Başka hiçbir açıklaması yok. 5. olarak edep yerlerini muhafaza etsin. İffetli olsun. Maalesef değil mi?
Yani Lut Aleyhisselam'ın kavmi helak oldu. Biliyoruz, herkes neden helak olduğunu biliyor. Bu çok gizli bir şey. Kur'an-ı Kerim'de de var yani. İşte erkek erkeğe birlikte olmak, Allah korusun. Ne oldular? Helak oldular. Kavmin içindekilerin hepsi helak oldu. Hatırlıyor musunuz? Hadis derslerinin başında okumuştuk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yazu ceyşunul ka'bete ve izâ kâne beydâ diye bir hadis bahsetmişti. Bir tane ordu çıkacak, beydâ denilen mekana geldiği zaman orada hepsi yerin birine batırılacak demişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ayşe annemiz de sormuş ki, ya Resulallah, hani ordunun içinde yolculuğa çıkanlar da var. Sefer için, alışveriş için yolculuğa çıkan. Onların suçu ne? Efendimiz de buyurdu ki hepsi batırılacak, sonra niyetlerine göre dirilecek. Lut Aleyhisselam'ın kavmindekilerin hepsi yapmıyordu. Çok az bir grup yapıyordu. Ama diğerleri de emri bil maruf nehyen münker dur demedikleri için helak oldu. Sorumluyuz. Bizler de sorumluyuz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi muhafaza etmekten. Ya her gördüğümüzden baş çeviriyoruz. Aman bana dokunmasın, aman bana zarar gelmesin, aman kimse bana karışmasın. Aman bize bulaşmasın da her şeye göz umuyoruz, göz umuyoruz. Göz... Allah korusun, bundan insanın başına felaket getirir, musibet getirir. Çünkü niye? Susuyoruz biz de. Ve son olarak da ellerini harama uzatmasın. Ticaretle uğraşanlar. Veylül lil mudaffifin. Ellezine izek te'alu anen nasi yestavfun. Tartıda aldatanlara yazıklar olsun diyor Efendimiz. Değil mi şimdi? Tacir adam bilir malının ne kadar kaliteli olduğunu, kumaşının ne kadar iyi olduğunu, sattığı ürünün ne kadar kaliteli olduğunu. Bilmez ki vatandaş. Ama diliyle bir sihirbaz eder adamı, bir sihirler. İşte böyledir benim malım, asla tülermez, bundan iyisi piyasada yok. Ne yaparsın ya? Samimiyetine inandın mı? Adam herhalde doğru söylüyor. Gelirsin eve, ha, mal da çürük. Güvenini kaybettin. Hani aldığın malı geçti ama adama karşı olan güvenini kaybettin. Bir daha kime güveneceksin? Hani Müslüman, Müslümanın kardeşiydi, ona zulmetmezdi, onu aldatmazdı. İşte biz İslam'dan o kadar çok uzaklaşmışız. İslam'ın kaideleri hayatımızın her anında bizden uzaklaşmış. O yüzden hiçbir işimiz rast gitmiyor. Bak, hiçbir işimizin rast gitmemesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. İslam bizden uzaklaşmış gitmiş. Yani Avrupalılara baktığımız zaman işleri dinimiz gibi, bizim dinimize baktı, bize baktığımız zaman biz tam tersiyiz. Ha, onlar çok iyidir diye övmüyorum. Yani dürüstlükten bahsediyorum. Ahlak ilkelerinden bahsediyorum. Yani her şeyden uzaklaşmışız. Ne uğruna? Samimi söylüyorum, çoğu da para uğruna. Dünyalık elde etmek uğruna her şeyimizden ödün vermişiz. Her şeyimizden ödün vermişiz. Ondan sonra başımıza da bir musibet geldiği zaman oturup ağlıyoruz. Bu bizi geldi, nereden buldu diye. Ama Allah uyarıyor. Bak, Kur'an-ı Kerim diri bir kitaptır. Yaşadığımız sürece okumakla mükellefiz, mesulüz. Allah her gün, her an uyarıyor. Şunu yaparsan şu olur, bunu yaparsan bu olur. Ama maalesef o kadar dünyalaşmışız ki, o kadar sıradanlaşmışız ki. Hani diyor ayet-i kerimede, Hatemallahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala bisarim gışava. Hepimizin aşina olduğu bir ayet değil mi? Hepimizin illa duyduğu bir ayet. Allah onların kalplerini mühürlemiştir, gözlerini, işitmelerini hepsini mühürlemiştir. Ne demek istiyor biliyor musun Rabbi Rahim? Yani baktığımız zaman farkındalık duygusunu elinden almıştır. 80 yaşına gelirsin, Allah'ın razı olmadığı bir ömür tüketirsin ve bu 80 yılın içerisinde hiçbir zaman farkına varmazsın. Ya ben ne yapıyorum, ne ediyorum? Farkındalık duygumuz elimizden gitmiş. O yüzden ne yapıyoruz? İşte bu kadar rahat yaşıyoruz. Yani o yüzden bizim musibetler, sıkıntılar, en başta mesela bereketsizlik, değil mi? Aldığımız yetmiyor ya. Eskilere baktığın zaman diyorsun ki ortaya bir yoğurt koyarlardı, yer kalkar doyar, elhamdülillah diyorduk. Yani bak, samimi söylüyorum, meblağın ne kadar artsın bereket olmadı mı o paradan hayır gelmiyor. İşte bunları yaparsak Efendimiz bizlere kefil olacak inşallah. Zaten Müslümanız, yapmakla mükellefiz, yapmaya gayret edelim. Yani Efendimiz kefil olacak eyvallah, ama biz yine yapmakla mükellefiz. Müslümanız, çok büyük bir makamı iddia ediyoruz. Eğer Müslümansak sözümüzde müstakim olalım. Kalbimiz istikamet üzerine olsun. Hud suresi 112'yi unutmayalım. Hayatımızın bizim yani son andaki ambulansımız olarak festakim kema ümirt, emrolunduğun gibi dost doğru ol hayatını kendimize şiar edelim. Öyle bir İslam yaşayalım ki bizden sonra gelecek olan nesil desin ki benim annem babam böyle yapıyordu, o yüzden ben böyle yapıyordum. Bizden sonrakiler dini bize anlatmadılar. Biz onlardan gördük, öğrendik. Yaşadıklarını bize aktardılar. Biz şimdi anlattığımız için zaten işe yaramıyor. Yaşamamız lazım. Rabbim inşallah yaşayanlardan olmayı cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Rıza ilahisine daha bu dünyadayken ulaşıp, daha bu dünyadayken inşallah cennetü cemaliyle bize müşerref eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Teala.